Mustafa, say hi. Bunun normal fiyatı 164 euro. Ha, bir gün buraya da gelebilirim. Hani vibe'ı farklı yani. Tabii vibe'ı çok farklı. Neukölln'deki vibe yok. Neukölln bana biraz daha samimi geliyor. Buradan doktora gidiyoruz. Kan vermem lazım. Aslında 2-3 ay önce yapmamız lazım. Hasta oldum, kan veremedim. Şimdi kan vermeyebiliriz. Burası benim eski mahallenin aşağı yukarı 1 kilometre uzağı arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Yemyeşil. Sonbahar da geliyor. Hiçbir şey yemedim ya şimdi. Aç karnına kan verdim. Canım hepsini yemek istiyor. Beklediğimden daha büyük geldi. Yanında simit. Bu zaten menü olarak geliyor. Ama simit yanına ekstra söyleyebiliyorsunuz. Kartla ödenmiyormuş. Ben bilmiyordum. Çocuğa şey dedim. 10 euro çıktı bende. Dedim kimliğimi bırakayım, üstünü çekip geleyim. Yanımda hiç cash yok. Yok abi, sana güveniyoruz dedi. Hiç eşyanı falan da bırakma, al her şeyi git dedi. Elime bir tek fişi verdi. Sağ olsunlar, güvendiler. Şimdi parayı çekeceğim. Gideceğim onlara geri vereceğim. Ondan sonra oradan spora geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bende güzel yeni haberler var. Ama tam netleşmesini bekliyorum. 2-3 hafta içinde belli olacak. 2-3 haftada belli olduktan sonra size videodan söyleyeceğim, paylaşacağım yani. Vay vay vay. Vay, bu sokağa gelmeye ne kadar çok olmuş ya. Benim eski banka. Karşıda. İş bankası. Bu arada size ev fiyatlarını göstereyim. 995 bin euro. 1 milyon euroya yakın. 500 bin euroya yakın. 800 bin. 825 bin euro. Hiçbir özelliği yok. Şöyle bir ev arkadaşlar. 949 bin euro. Bu ev fiyatları ne böyle? Almanya'da arkadaşlar son dönemde bu ev fiyatları tamamen saçmaladı. 400 bin, 500 bin, 900 bin lan zaten millet alıyor. 2000, 2500 maaş. Doktorlar alıyor, taş çatlasın, 3 bin. 900 bin ya, hangi senede nasıl ödeyeceksin? Nasıl bir borçlanmayla ödeyeceksin? İşte fiyatlar uçtu gitti artık ya. Bence balon yani. Ama düşmüyor da. Şimdi 900 bin falan gösterdim. Belki seneye onlar olacak. Hepsi 1 milyon 200. Daha yeni geldim ama güzel kesti. Evet, beğendim. Olmuş. Bu kız benim saçlarımı çok mu kısa yaptı ya? Önlerim sanki öne düşmüyor yani. Öne düşmesi lazımdı, sadece kenarları alması lazımdı. Gaza geldim, evde güzel güzel yaptı dedim. Şu an bir tuhaf hissediyorum. Güneşli oldum böyle. Keyfim bomba oluyor abi. Tüm dışarıda olacağım. Hava güneşli oldu mu? Bomba. Geçen gün ütü aldım ya. Ütüyü hala kullanmadım. İnşallah iyi bir şey çıkar. Ütünün yanına yerine bana şey temin.
önerdiler. Şöyle çekiyorsun böyle elbiseyi asıyorsun bir yere. Buharla beraber çekiyorsun. Ütülemiyorsun. Ondan alacaktım aslında. Bütün şey Instagram'dan yazdım. Yani insanlara sordum işte herkes arkadaşlar ne tavsiye ediyorsunuz diye. Bayanlar da daha pratik olduğu için bayanlara sordum özellikle. Bayanların da hepsi işte şey dedi. Bayan deyince de kızıyor değil mi bazıları? Neyse işte kadınların da hepsi şey söyledi. Hiç ütü mütü uğraşma. Hani kaç çok bisiklet var ya. Herkes şey dedi hiç ütü mütü uğraşma lan ne ütüsü? Ütü masası bilmem ne. Zaten ütü masası da çok çirkin bir şey arkadaşlar biliyorsunuz. O aleti al dediler. Ama o alet... Şöyle söyleyeyim size, kırışıklığı tam benim istediğim gibi alamadı, özellikle yakalarda. Hava nasıl abi ya? Cennet, cennet. Böyle olduğum çok hoşuma gidiyor. Ya tam kırışıklığı çıkarmadığı için onu almadım. Yine gittim, ütü aldım ya. Yine ütülere kaldık, ütü yapmayı da hiç sevmiyorum. Okay, super. Adam önümde kaza yaptı. Allah'tan düşmedi yoksa ben de geçirecektim adamı arkadan. Durdum 2 dakika iyi misin diye sordum. Bir şeyim yok devam et dedi. Adam düz yolda kaza yaptı. Arkamda yaşlılar tartışıyorlar. Sıra tartışmasına. Sen burada daha çok durdun. Ben burada daha çok durdum. 60 yaşında adamlar ya. Ama yanıma şey kulaklığı almayı unutmuşum. Allah'ım kulaklık olmadan ne kadar sıkıcı. Ne YouTube dinleyebiliyorum. Ne Spotify ne müzik. Kuru kuru 40 dakika. Zaten o yaşlı amcalar da orada kavga ettiler. Abi ne hırsız tipler var ya. 60 yaşında adam bizi... Hey. Şuna çıktı. Partiyle gidiyor salak düşecek. Adam 60 yaşında makineyi bırakmadı abi. Hiçbirimiz alamadık makineyi yani. Triceps, biceps, omuz bilmem ne hiçbirini bile durmadan yapıyor. Nefes nefesi kaldı 60 yaşında göbekli kalbi çat diye patlayacak. Arnold Schwarzenegger olacağını mı zannediyor? Ne hırsız tipler var ya. Çok hırsız insanlar var. Büyük binalar var ya daha birkaç sene öncesine kadar burada yoktu. 5-6 senede doğu tarafında doldurmaya başladılar. Arkadaşlar şimdi Mustafa ile buluşacağım. Bir tane restoranı denemek istiyorduk. Galiba vejetaryen Hint yemekleri mi yapıyor ne öyle bir şey ben tam bilmiyorum. 800 metre falan buradan yürüyeceğim. Bakalım açıksa orada plan yapacağız. Değilse oradan başka bir yere geçeceğiz. Orası geldik. Mustafa'nın oturuyor. Mustafa say hi. Ne haber kanka? İyi, sen ne yapıyorsun? Kardeşim, onu birazdan anlatırım. Şu an sen böyle deyince bir an şok olmuş. Adam kesin başvur falan dedi. Başvuracağım, başvurdum da bu hafta görüşmeye çağırdılar herhalde. Hayırlısı neyse o olsun. Yani enerji krizi de patlayınca bize iyice iş düşmeye başladı. Aa neden? Elektrik mühendisliği, direkt bize ihtiyaçları var. Senin ne okuduğunu unuttum. Mühendislik olduğun aklımdaydı da elektrik mühendisliği oldu. Elektrik mühendisliği. Direkt enerji. Yani ben buranın teyit yaşında çalışıyorum şu an. Öyle söyleyeyim. Zamlar geliyor da kışın mesela daha %30, %40 var mı öyle? Öyle yok da enerji fiyatı artacak yani. Enerji fiyatı artacak. Dünya genelinde artacak. Tek Almanya bir durum değil. Peki neydi yani şey gaz, elektrik? İlk hepsi artacak. Aslında sorumluluğu almak zorunda kaldı yani bir yerde. O dakika. Aynen. Ya şu an dedi ki aslında şimdi yapmak zorundayız. Hadi yapalım abi. Arkadaşlar bu arada bu restoranı biz ilk defa deniyoruz. Mustafa'nın fikriydi. İyi ki de getirdi bizi. Reis burada yedin mi daha önce? Yok kardeşim yemedim kanki burada. Ama güzel benziyor. Sen şakşukalı aldın değil mi? Ha, yumurta var üstünde. Humusa şakşukalı aldı. Şu ne? Hiçbir fikrim yok ama... Aa şey galiba biz et değil de et yerine bir şey Jack koyuyoruz. Jack Covid dedi, no değil ya galiba. Hmm. Bilmiyorum tam emin değilim. Güzele benziyor arkadaşlar. Bu benim tabak. 12 euro bu. Mustafa'da da aynısı var o.
başka bir şakşuka seçti. Salata falan yanında. Bu da ekmek galiba değil mi? Aynen, ekmek de var. Aç mı? Aç bakalım, başlayalım tam reis. Vaa. Wow. Servis güzel ama. Ben de beğendim. 12. Humustan hafife aldım ama şu acı mı onu biliyor musun? Galiba acı biraz mi? Acı da emin de değilim. Bunu deneyelim. Dene bakayım. Merak ettim. Nasıl, beğendin mi? Acı. Güzel. Acısı sonradan geliyor. Hatta acısı sonradan bayağı geliyor. O patlıcan ezmesiyle tahin karışım bir şey. Aa doğru, yoğurt değil. Yani yoğurt var içinde bir de onun. Mustafa eskiden bu bölgede oturmuş arkadaşlar. Tagana Plaza tarafındayız da buraları da bana çok uzak. O yüzden çok bilmiyorum. Yani sürekli şey, hareketli, çok güzel yemek yerleri var. Çok iyi barlar var. Tüm klublar burada. Daha ne olacak? Neukölln'deki vibe yok. Neukölln bana biraz daha samimi geliyor. Kreuzberg'li Neukölln bana birazcık daha... Kreuzberg iyi de yani Neukölln'ü bile. Başları. Kreuzberg, Neukölln arası güzel. Aşağı doğru. Yani. Ben buranın şeyini daha çok seviyorum. Burası daha çok böyle elit bir havası var ya. Doğru. Elit zaten burası ya. Şeye karşılaştırdığında. Yok ya, Mustafa bugün bizi güzel yere götürdü. Doğruya doğru. Ben beğendim. Ya çok wow da değildi ama şimdi. Doğruya doğru söyleyeyim. Ne bekliyorsun ki? Ekmeği hoşuma gitmedi. Ekmeği beğendim de benim ne hoşuma gitmedi? Sanki biraz daha baharat kullanabilirler. Gerçi bilmiyorum, iyi kebapçı biliyor musun burada? Almaydı. Ben de hiç kebapçıya gitmedim. CLC'ye gittin mi? Sadece adamda yiyordum ben. Kafeye buraya oturacağız da bunlar toparlıyorlar. Bence çok güzel olmayacak. Aynen. Gel kafeye gidip oturalım ben. Şöyle güneş gören bir... Apartmanın önünde insan 2 saat falan bekliyor. Aa, akşamları ben, yemek için. Olabilir de ben Berlin'in bu köşesini çok iyi bilmediğim için hiç yalan söylemeyeyim. Biraz şurak yabancısıyım burada. Sana bırakıyorum seçim Mustafa. Ha, bir gün buraya da gelebilirim. Ben bura öğlenleri bu kadar... Vejetaryen mi bu? Vegan. Vegan. Tamam, buraya da. Yo, benim hoşuma gitti ya bugünkü. Ağırlık da yapmadı doğruya doğru. Çok yağlı değildi yani. Kafe gibi. Ondan bir tane su aldım. Alexa'ya gideceğiz, alışveriş merkezine. Fazla şey var ya bu arada. Her taraf bisiklet. Bunun da sebebi şu arkadaşlar bu arada. Aa, Berlin'de zıt pıt şey yasaklar geliyor. Araba koymak için, yani arabanız varsa artık kafanıza göre birçok yere koyamayacaksınız. İnsanlar park yeri bulamıyorlar. Yani iyi yanı var, kötü yanı var. Özellikle aileler için biraz zor da, çoluğun çocuğun olunca araba mecbur çünkü. Ama yani sonuçta ben bekarım. Beni çok etkilemiyor. Ama şey, o yüzden işte böyle bisiklet şeyleri daha artıyor. Kullanım daha çok artıyor zaten, her yer bisiklet yolu da oldu. Şu etiketten dolayı tam anlayamıyorum. Aa. Bu bayağı iyi oturdu. Şimdi eve geldim. Asıl burada görmek istiyorum. Yani 85 euro diyebilirsiniz. Bir tane böyle bir şey. Deutschland! Ne oldun lan bu kadar? Sen ne ara bu kadar pahalı oldun? 100 euroya yakın ya. Alt tarafı bir şey aldım yani. Çık! Çık! Hemen seni denemek istiyorum. Her şey ne kadar pahalılaşmış ya. Alt tarafı şu yani tek başına 85 euro. Neyse, egal. Bir de tuvaletin ışığına bakmak istiyorum. Tuvalet kağıtlarımızı yukarı koymuşuz. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Bu canavarı aldım dermişim. Atlantı böyle bir CD çalar. Şimdi bunu benim ihtiyacım yok. Yani kendim için ihtiyacım yok. Ama ben müzik öğretmeniyim ya biliyorsunuz. Bir saniye şunu yanıma alayım şöyle. Adam. Şimdi ben bir iş değişikliği yaptım. Yeni bir okulda çalışıyorum. Orada da her şey var. Her şey var. Yani gerçekten okulun donanımı inanılmaz. Ama şu dandik CD çalar yok. Müzik öğretmeni olduğum için danslar, manslar biliyorsunuz çocuklarla. Bilmiyorum Türkiye'de çocuklara dans yaptırılıyor mu ama burada dans gerçekten önemli çocuğun gelişimi için. Dolayısıyla bize böyle bir şey lazım. Yeni okula sordum. Dedim sizde var mı? Dediler bizde USB stick var, o var, bu var dedim. USB stickle olmuyor maalesef. Şimdi her şeyi eski usul CD'ye kasete basıyorlar arkadaşlar. USB stick falan çok az var. Ve çoğu şey de kopyalanmıyor. Neyse işte uzun lafın kısası. Bu eski tip CD çalara ihtiyacım vardı.
Bunun da fiyatı of Almanya, sen nasıl pahalanmışsın ya. Bunun normal fiyatı 164 euro. 164 euro sadece bu haftalık bir indirim yapmışlar. Buna bir de başka bir tane daha marka vardı, ismi unuttum. Neyse çok bizim için önemli değil şu an. 164'ten 124'e indirmişler. Adama dedim ki okula alıyorum. Yani ben bunu kendim ne yapacağım evde eşek kadar. İndirim yapar mısınız falan, 114'e indirdim. Şuradan görüyor musunuz? Bak. Ya neyse. Böyle arkadaşlar, işte video bitti. Bir sonrakinde görüşmek üzere.